Biber pişmemiş. Kesinlikle pişmemiş. Anlayamadım, tadını hiç beğenmedim. İçindeki kıyma, üstü yanmış, altı pişmemiş. Bir garip bir şey olmuş, çözemedim ben. Ama pişirdim de fırına verdim. Ama inan beğenmedim yani, gerçekten beğenmedim. Olabilir. Zaten sevmiyorum kırmızı kapya biberi. Sevmedim. Afiyet olsun. Peki damak tadını bir tarafa bırakırsan, tadı nasıl? Yemekte senin damak tadına uymayabilir ama yani görüntüsü güzeldir, doğru düşünülmüştür mesela. Doğru yapılmış mı? Yani baktın mı içine falan iyicele? Baktım. Bu zamana kadar hiç başaramadılar bu arasıcağı. Siz de yapamamışsınız. Ve hala ısrar ediyorlar diyorsun. Evet, yani ben olsam bu riske girmem çünkü gerçekten başarılı olmuyor bu yemek. Çok güzel olmuş, ben çok beğendim. Yani neyi siz... kötü yani, pişmemiş diyorsunuz. Pişmiş. İçi pişmemiş, üstü yanmış. Pişmiş. Biber pişmemiş, bakın göreceksiniz, pişmemiş. Ayfer Hanım yanmamış, Merve Hanım sen yanmış diyor. Neden sürekli zıtlaşıyorlar ben çözemedim. Ben de anlayamadım. Bu benim yemeğim. Kendi tabağımı... Zıtlaştığımız bir durum yok. Ben sadece piştiğini, tadına da baktım. Ama o sizin tabağınız, bu benim tabağım. Kendi tabağımı eleştiriyorum. Belki bana pişmemiş, yanmış geldi. Bilmiyorum. Ama siz neden birine aynı şekilde karşılıklı konuşmaya çalışıyorsunuz? Aynı şekilde hepsi yapılıyor. O niye öyle? Yani farklı ya. Niye? Ben yani farklı bir şey mi söylüyorum ya da ekliyorum? Bence farklı bir şey söylüyorsunuz. Hayır. Kendi tabağınızı savunun. Ben kendi tabağımı konuşmak istiyorum. Ben kendi tabağımı da savunacağım. Yani... Benim tabağım yanmış. Tavam çok suluydu. Seda Hanım dedi ki, vay de fırına da vereceksin, daha fazla pişirme dedi bunu. Evet. Çünkü fırında da pişecek bu. O yüzden kıymamı güzelce pişirdim. Bol soğanla kavurdum. Çok güzel pişmiş. Evet. Biberi de çok güzel. Sadece yağ fazla kaçmış. Yine bana bakarak söylediniz. Yüzüyor. Merve Hanım'ın yorumu bitti mi acaba? Bitti. Yok, en son bir daha sorduğumuz için cevap veriyor. Aslında bir kere de beğenmedim. Bunu yapan herkes talihsizlik yaşıyor. Niye böyle bir riski alıyorlar ki dedi. Ben almazdım. Sonra bir şey daha sorduk değil mi? Evet, yani. Doğru. Ama bitirmişti. Beğenmedim. Ben dedi böyle bir risk almazdım dedi. Ondan sonra Ayfer başladı. Devam et. Seda Hanım, biberi güzel pişmiş. İçi de çok lezzetli, güzel. Dediğim gibi sadece yağlı. Yani diyeceksin ki hani şey yapıyor, yağlı diyor ama yok. Görüyorsun bak. Yok, biraz yani. Biberin suyu gerçekten. Çok fazla ama yağ koymadım. İçi de bak bu şekilde yağ içinde. Olabilir. Ayfer Hanım menüyü gördüğünde ben biber dolması sevmem. Elemeyi bir börek yapsaydı keşke dedi. Yok yapmadım, bunu tercih ettim. Bu da çok uğraştırıcı yani bir arasıcak. Yani siz de elemeyini taktınız. Dün de mülfe açsaydınız keşke dediniz bana. Yani elemeyi. Bunlar milföy ne elemeyi? Milföy açsaydınız mı? Evet, milföy yerine el açması bir hamur olsaydı dedi. Orayı atlamışım. Dedi. Saçma bir yorum çok yani. Çok saçma, erkeksiniz diye yapamıyorsunuz. Hayır, onunla ne alakası var hanımefendi? Volovanın bir şeyin içinde durması lazım. Dün anlattım bunu size. Yok, hayır, volovan diye olacak diye bir şey yok. Ne yapsaydın? Başka bir şey de tercih edebilirdim. Ne alakası var? Ama güzeldi. Tercih yok, çok da güzel, çok bir güzeldi tercih de bulmuş bence. Yani el açmasına takmışsınız siz. Yani siz de görmedik el açması. Siz de o zaman o böreğinize el açması yapsaydınız. Benim yemeklerim daha hafif olsaydı ben onu tercih edebilirdim. Yok, gördük, patates el açması. İlk defa duyuyorum. Yani. El açması patates. Evet, patates. Adı da öyle onun. El açması. Patates, hamuru yoğurup açmak bir araştırırsanız bulursunuz yani. Anladım. Ben onu... Neticede beğenmedim çünkü yani yağ çok fazla. Az önce Merve Hanım'ın zıttını söylüyordu. Şimdi beğenmedim diyor. Yani siz kendiniz için yaşıyorsunuz. Hayır, ben Merve Hanım için mi bunu beğenmeyeceğim? Hayır, Merve Hanım beğenmedim diyor. Yanmış diyor. Hayır, o ben yorumuna... Siz diyorsunuz ki hayır yanmamış. Evet, Merve Hanım'ı beğenmedim. Hayır, beğenmedim. Ben yorumuna karşılık verdim. Bu yanmamış, kızarmış. Dün sizin köfteniz için de söyledim. Beğendim. Beğenmedim. Hayır, güzel pişmişse, kıyması iyi olmuşsa lezzetli. Siz kendinizle çelişiyorsunuz. Önce bunu aşın. Sonra ama bir daha gelin yemek eleştirin. Neden böyle konuşuyorsunuz? Ben sizi... Beni savundunuz diyor. Şimdi ben sizi savunmak zorunda mıyım? Hayır, savunmayın. Ben olması gerektiği gibi konuşuyorum. Veli Nimet'i eleştiriyor. Evet. Veli Nimet'in yapılışını eleştiriyorsunuz. Evet, yarışmadasınız. Dün sizin köfteleriniz için yandı dediler ama ben yandı demedim. Kızarmış söyledim. Yorumumda da aynen o şekilde dile getirdim. Ama bu Merve Hanım'ın söylemleri beğenmedim söylemleridir. Sizin söylemleriniz beğendim söylemleriydi. En sonunda diyorsunuz ki beğenmedim. Netice? Beğenmedim. Nurhan? Beğenmedim. Sulu geldi bana. Kıymasından mı, biberinin suyundan mı? Biberi az pişmiş. Ya kıymanın tadını da beğenmedim. Ya damak zevkime çok uymadı. Onun için beğenmedim. Siz Vahide Hanım'ın nasıl bir şey yapmasını isterdiniz? Yani evet, bir börek olabilirdi ya da
Ayfer Hanım'ın yaptığı gibi değişik böyle patatesli. Ya ben aslında şeyi bekledim. Aslında kız değişik bir şey patatesli yaptı. Patatesli mi? Siz bile dediniz ki bu ne dediniz? Şimdi bu. Diyorsunuz ya ki hayır. Böyle bir şey mi yapsaydınız? Hayır, hayır. Siz herkesin beğendiği pilava... Ayfer Hanım ama sonuna kadar dinlemiyorsunuz lütfen. Ayfer Hanım izin vermiyor ki konuşayım ama ben patates dedim, laf ağzıma tıkandı az önceki gibi. Ben İranlı olduğunuz için aslında İran çeşidi bir yemek bekledim ama şey değil. Ben biraz menünüzü hayal kırıklığına doğradım. Şimdi mesela bu ara sıcakta böyle hani İran'a has bir şey bir orayı yaşasaydık. Çünkü hani gidip görmediğim, bilmediğim, yemeklerin tatmadığım bir ülke. Sen de İranlı safranlı pilav yaptı ya. Yani, yaptım. Tamam. Yemeğim zaten ana yemeğim. Hayır böyle ara sıcakta böyle değişik bir şey olabilirdi diye düşün. Benim düşüncem bu. Röportajınızda keşke lazanya yapsaydı demiştiniz ama. Hayır hayır ben hayır. Önce bunu gördükten sonra ya bunu duyduktan sonra bunun yerine lazanya ama dedim İran yemeğini tercih aslında ederdim. Aslında bunu da değişik yaptı. İlk defa ama yemekteyiz işte yani, de. Hani kapyonun içine basit. Kıyma ve kaşar koydu. Ve üzeri açık. Beğendin mi? Beğendim Seda Hanım. Sadece birkaç bir şey söylemek istiyorum. İçinin sulu olması gayet normal. Bu kap biber sulu. Sulu bir dakika değil. Ama bir bitireyim. Kap biber sulu bir biberdir. Ve gayet normal suyunu salması. Sadece hani altını pişmedi dedi herkes. Belki fırınla alakalı bir şey olabilir. Hani sadece üstünü açmış olabilirsiniz. Ve daha da ne kadar pişebilirdi zaten bu. Daha da pişse hayır, yanacaktı bakın. Zaten. Pişmiş mi? Ayfer evet. Hanım hala çelişiyorsunuz ben kendinizle. Ben pişmemiş demedim ki. Pişmiş tamam dedi. Neyse. Siz Ayfer Hanım'ı dinlemiyor musunuz Bekir Bey? Demek yani ki. Anlaşılmıyor ne dedi? Bir beyaz diyor, bir siyah diyor. Hayır pişmiş öyle dedi. Bir şey yok. Seda Hanım ben sadece yağlı dedim. Pişmiş, gayet güzel pişmiş kıymasına. Dedim ama çok yağlı. Yağ içinde yüzüyor yağdan, dedim. Evet ya. Bunu dedim sadece. Dedi. Ben beğendim ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Sen beğendin mi? Beğendim. Beğenmedin. Bekir Bey kapya biberin içinde aslında ne bekliyordu biliyor musunuz? Pirinç bekliyordu. Ne pirinci oğlum? Çok yağlı. Yağlı. Evet yağlı. Bak, ben de söyledim. Bıçağım üstüne bak. Veriyor muyuz çatalını bıçağı? Evet var burada servis. Tamam. Ben başka servis vereceğim. Onları ben onları götüreyim evet. Gidip. Tabağını sığ bence. Yok alırım. İki tane kaldı zaten.